Bir su birikintisinin, nehrin ya da fiyordun ya da lav kuyusunun üzerinden geçmeye çalışırken bunlardan birini yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Büyük olasılıkla hayır cevabını vereceksiniz. Çünkü elimizin altında son derece kullanışlı köprüler var, öyle değil mi? Köprüler muhteşem yapılardır. Peki, çevrenizde gördüğünüz köprülerin neden farklı olduklarını biliyor musunuz? Öğrenmeye ne dersiniz? Mühendislik. En sık rastlanılan köprü tipi kirişli köprüdür. İki ucunda desteklenen ve köprü döşemesi denilen kirişli çok basit bir tasarımı vardır. Bu köprüye etkileyen kuvvetleri görmek için şema moduna geçelim mi? Bu köprüler üzerlerine yük bindiğinde esner ve iki tip kuvvete maruz kalır. Kirişin üst kısmı içeriye doğru itilmesine basınç adı verilirken, köprünün alt kısmının da dışarı doğru itilmesine gerilme adı verilir. Burada model köprü yapabilmek için lazer, sal ağacı kerestesi ve kontrplak kullanıyoruz. Sal ağacı kerestesiyle çalışırken her zaman mor eldiven giymelisiniz. Önce güvenlik. Evet, bu basit bir tasarım. Şimdi de gelin kuvvet etkimeye başladığında ne olacağını görelim. Bunun için yaklaşık 9 tona kadar kuvvet uygulayabilen bir kompresyon yani basınç testi yapacağız. Kuvveti bu kadar arttırabileceğimizi düşünmüyorum ama olsun. Basınç testi köprüye yük uygulayarak malzemelerin bu yüke nasıl tepki verdiğini yani dayanıklılığını ölçecek. Test sırasında işimize yarayıp köprü yıkıldığında köprüden nasıl atlanıldığını görmek için de bu Lego figürlerini kullanacağız. Bu köprü tasarımcıları için önemli bir bilgidir. Kaptan, merhaba. Yük arttıkça köprünün esnediğini ve büküldüğünü görüyorsunuz, değil mi? Köprü yaklaşık olarak 0.05 tonluk bir kuvvetle kırılıp yıkılıyor. Peki, köprünün açıklığını başka bir deyişle uzunluğunu arttırırsak ne olur dersiniz? Aynı malzemeyi kullanarak köprünün uzunluğunu 2 katına çıkarıyoruz. Bu seferki test figürlerimiz bir önceki testteki mutlu şef, şapkalı adam ve kasksız bir bisikletli olacak. Çok ayıp bisikletli, kendine hemen bir kask almalısın. Uzun köprünün diğerine göre daha çok esneyip sonuç olarak 0.01 ton gibi çok daha küçük bir yükle kırılacağını görüyoruz. Uzun köprü diğer köprülere göre %80 oranında daha az dayanıklı çıktı. Buna ek olarak Lego figürlerinin havaya uçtuğunu da görüyorsunuz, değil mi? Bu hiç de iyi bir haber değil. Çünkü köprülerin daha uzun olup daha çok yük taşıyabilmelerini isteriz. Peki, bu tip köprüleri nasıl yapabiliriz? Hiç merak ediyor musunuz? Aynı malzemeyi kullanıp köprülerin daha uzun olmasını sağlayan tasarımlar var. Tam da bu noktada kemer köprülerden bahsetmek istiyorum. Kemerler, ağırlığı eşit olarak dağıtabilen, köprü yapımında uzun zamandır kullanılan tasarımlardan biri. Bu örnekte, kirişli bir köprünün altında bir kemer olduğunu görüyoruz. Yük, kemer vasıtasıyla yere doğru dağıtılır. Burada sadece basınç kuvvetleri olduğunu, yani gerilme kuvveti olmadığını görüyorsunuz, değil mi? Kemer köprüler basınca, gerilmeye olduklarından daha dayanıklı oldukları için tahta ve taş malzeme kullanımı için daha uygundur. Kemer köprü modeli için son örnekteki uzun köprümüze bir kemer ekliyoruz. Test için bu sefer kasklı adamla, aferin sana, şık iş kadını ve bu çılgın adamı kullanacağız. Hadi bakalım. Altında kemer olan kirişin çok fazla esnemediğini görüyorsunuz, değil mi? Kırılmadan önce de 0.04 tona kadar taşıyabiliyor. Bu uzun kirişli köprümüzden %400 daha dayanıklı bir köprü anlamına geliyor. Bu videoda kirişli köprülerin uzunlukları arttıkça dayanıklılıklarının düştüğünü gördük. Kemer eklemek bir köprüyü güçlendirebiliyor ama kemerlerin de uzunluklarına bağlı bazı kısıtlamalar olabiliyor. Tarihsel olarak düşündüğümüzde kirişli ve kemer köprü yapımında taş ve tahta kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu malzemeler basınca gerilmeye olduklarından daha dayanıklı oldukları için tercih edilir ama uygulanabilecek tasarımları kısıtlıdır. Bununla birlikte çeliğin keşfiyle köprü tasarımcıları artık köprülere gerilmeye dayanıklı yapısal eklentiler tasarlayabiliyorlar. Bu keşif bir sonraki videoda inceleyeceğimiz daha karmaşık köprü tasarımlarına yol açtı.